önemli bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılması gereken en önemli şey güven veren bir bakanlık olması. Yani oluşturduğu kadrolarla, attığı her adımla millete güven veren bir bakanlık olması. Geçen açıkladım. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin kuruma bağışlanan, bir GSM operatörü tarafından bağışlanan parayla ailesini tatile gönderdiğini ve bu durumun bakanlık müfettişleriyle tespit edildiğini, müfettişlerince tespit edildiğini, kademe ilerlemesi cezası verildiğini, görevin üzerinden alınmasının teklifi getirildiğini, suç duyurusunda valinin bulunması gerektiğini ve ayrıyeten de bir de kınama cezası verilmesi gerektiğini. Şimdi Sayın Milli Eğitim Bakanı'na güven duymamız lazım. Güven duymamız lazım. İzmir gibi bir ilin il Milli Eğitim Müdürü böyle bir şaibeyle anlıyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda onay aldığı bu cezaları Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un kaldırmaya hakkı yoktur. Hakkı yoktur. Böyle bir şey olamaz. Sayın Bakan benim şahsen güvendiğim insandır. Böyle bir Milli Eğitim Müdürü ne Milli Eğitim Bakanlığı'na yakışmaktadır, ne de Ziya Selçuk'un öne sürdüğü o ahlaklı eğitim, sağlam eğitim anlayışıyla da örtüşmemektedir. Şimdi ben bunu burada söylemeyecektim. Ama ben soru önergesi verdikten sonra hem kel hem fodur adam, ya suçum yok diyor. Ve Sayın Vali'de kınıyorum, İzmir Valisi'ni. Sanki Milli Eğitim Müdürü'nün avukatı gibi konuşuyor. Yahu senin dosyadan haberin yok mu? Yüzünde mi kızarmıyor? Böyle bir suçu işleyen Milli Eğitim Müdürü'nü savunurken yüzünde mi kızarmıyor? Böyle bir şey olamaz.